Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Naşide Gökbudak'ın Milana'nın Kızı Süreyya romanını yorumlayacağız. Kitabı bana bir arkadaşım hediye etmişti ve uzun zaman önce okumuştum. Ve okuduktan sonra tekrar tekrar okum e okumaya da devam etmiştim. E kitap her okuduğumda beni aynı derecede ve aynı e şiddetle etkilemişti. Ve Süreyya'nın çekmiş olduğu sıkıntılara ve acılara gerçekten çok üzülmüştüm. Beni derinden etkileyen e, Huzur Sokağı ile aynı benzer özellik gösteren kitaplardan diyebilirim. Beni etkileyen iki romandan birisidir. E, Süreyya'nın e, hikayesini anlatan roman. Öncelikle size kitap hakkında şunu söylemeliyim ki e, kitap e, gerçek bir hikayeden alınmıştır ve e, bizlere aktarılmıştır. E, kitap e, Süreyya'nın istemediği birisiyle evlendirilmesi ile başlıyor ve süreye o kişiyle evlenmek istemediği için anneannesini veya babaannesini tam olarak hatırlayamadım şu an e, heyecanlandım biraz e, e, onunla evlenmek istemediğini söylüyor ve e, ancak evden bir şey gelmediğini ve büyüklerin karar verdiği için de e, bir şey yapamayacaklarını falan söylüyor. Ondan sonra Süreyya da e, e, peki o zaman tamam e, siz çıkın da ben giyineyim diyor. Ve o arada bulmuş olduğu bir boşlukla e, evden kaçıyor. Sonra o gün çok yağmurlu olduğu için e, bilinmez onu aramaya başlıyorlar ve bir türlü bulamıyorlar. Uzun uğraşlar sonucunda e, bulmaya çalışıyorlar. E, o an şöyle bir şey oluyor. Tam bir şey söyleyecektim aklıma bir şey geldi. O yüzden cümleyi farklı bir şekilde devam ettirdim. Kusura bakmayın. Ee, şey, e, damat onun e, kaç ondan kaçmasına e, sinirlenince e, diyor ki hani ben ta e, onun için yıllarca e, bekledim. O nasıl kaçar diyor. Hani biz e, e, bunu bizim ailemize nasıl yapar diyor. O yüzden damat intikam peşine düşüyor ve ee, Süreyya'nın ailesi de onun, ona bir şey yapacaklarından korktuklarında hızlı bir şekilde onlar da aramaya başlıyorlar. Daha sonra Süreyya'ya bir şey oluyor ve ıı, hastalanıyor. Uzun süre baygın yatıyor. Ee, baygın mı diyelim? Konuşmadan mı? Konuşmadan yatıyor diyelim. Ko evet konuşmadan yatıyor. Daha sonra da e, olaylar gelişiyor diyebiliriz. Fazla spoiler vermeyelim. Artık çok spoiler verdik. Kusura bakmayın. Her videomda e, ilk yorum videolarım olduğu için videolarda biraz e, kitaplar nasıl spoiler veriyor olabilirim. E, kitap gerçekten e, beni çok etkiledi. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bunun nedeni şey olabilir. Gerçek bir hikayeden alınması olabilir veya işte Gök, anlatımı olabilir. Daha önceki kitaplarını pek okumadım. O yüzden yazar hakkında tek pek bir şey söyleyemem. Ee, da roman biraz da geçmişte yaşanan Afganistan'da çekilen zorlukları da anlatıyor. Afganistan Afganistan Afganistan'daki hayat şartlarını, hayat yaşayışlarını, oranın kültürünü oranın yöresini, oradaki e, gelenek görenekleri falan da anlatıyor biraz. Hani bizim hayatımızda çok farklı olduğunu roman okuduğumuzda görüyoruz. Ama orada da diktatör mü diyelim e, kuralcı veya e, ne denir bilemiyorum şuna tam olarak anlatamadım. E, bir anne karakteri yine var. Böyle baskıcı diyelim. Evet onu anlatacak en iyi kelimenin baskıcı olduğunu düşünüyorum. Baskıcı bir anne var. O baskıcı anne e, oğluna Hani sürekli zaten şey yapıyor, baskı yapıyor. Niye yabancı bir gelin getirdiğiyle ilgili, kendi istediği birisiyle evlenmediği için. Zaki'den biraz bahsetmek istiyorum şeyin hikayesinden anlatırken Zaki'yi atladığımızı düşünüyorum. Zaki de romandaki güzel karakterlerden bir tanesi. Zaki geçmişte geçmişte demeyelim. Süreyya'nın doktorluğunu yapıyor ve ona aşık oluyor. Daha sonra o da Süreyya da onu kendisine yakın hissediyor. Sohbet ederlerken birbirine yakınlık falan hissediyorlar. O şekilde roman gelişiyor. Hikaye hem Afganistan'ı dediğimiz gibi hem de Süreyya'nın hiç bilmediği bir hayata adım atmasıyla yani Afganistan'a gitmesiyle başlıyor orada çekmiş olduğu sıkıntıları da anlatıyor. Hani e, hiç bir dilini bilmediğiniz bir yere gittiğinizi düşünün. Orada çok zorluk çekersiniz değil mi? Süreyya'nın da orada çekmiş olduğu birkaç sıkıntı var. E, daha iyi yaşayabilmek için yapmış oldukları falan var. E, kitap temel olarak onlardan da bahsediyor ve orada bir tane kız var. Süreyya onunla yakınlık gösteriyor ve ee, e o da zakinin kız kardeşi ve e, sakat olduğu için yürüyemediği için aile üyeleri ona pek ilgi göstermiyor annesi de pek ilgi göstermiyor annesi e, Zakinin annesi biraz mükemmeliyetçi bir insan olduğu için daha çok böyle güçlü insanları yanında istediği için e, kızını pek önemsediğini önemsemediğini görüyoruz. O açıkçası burada biraz üzüldüm bence. Her ne kadar e, bir roman yazılsa da insanlara bu aktarılmasaydı keşke ve e, böyle bir şey yapılmasaydı diye düşünüyorum. Hani en azından evladına birazcık iyimser olsaydı ve biz o sahneyi görmeseydik diye düşündüm biraz. E, kitap e, Uzun süre önce çıkmış anne yani tam olarak e, kesin tarihini bilemeyeceğim e, sizi kesin bilgilendiremeyeceğim o konuda pek araştırma yapamadım o yüzden kusura bakmayın e, bir tane arkadaşım var e, benim videolarımı izliyormuş bana Ben de ona sordum. Dedim ki videolarımı da sence neler yapmayalım, eksiklerim var mı, neler dedim. Mesela o da dedi ki bana hani kitabın yorumunu yaparken kitap elinden geldiğince, video boyunca kadracın bir kısmında dursa falan dedi. Bana bu konularda bazı fikirler falan verdi. Ona buradan teşekkür ediyorum. Bir de dedi ki hani kitap hakkında ne zaman çıkmış, kaç basılmış... Onu da araştırsan keşke falan dedi de ben bunun pek araştıramadım çünkü bu videoyu acilen çekmem gerekiyordu çünkü fazla zamanım yok sizlere hemen yetiştirmek istedim videosuz kalmayın istedim o yüzden fazla bu videoda Kitabın e, e, basılışı hakkında size de bilgi veremeyeceğim. Ama ilerleyen zamanlarda e, çekeceğim kitap e, yorum videolarında e, kitaplar hakkında daha detaylıca ve bilgilendirici videolar çekeceğim. E, kitabın kapağı şöyle. E, genelde yazarın zaten yazmış olduğu tüm kitaplarında bir e, e, karakter var. Ve şöyle göstereyim sizlere. Karakterler var ve hepsinin... E, karakter üzerine bir isim mi yazıyor? Mesela Rahim Rahmi Bey, Perine Perina, Hüme, Hümeyra, e, günlüğü falan Feraye gibi genellikle bir karakter üzerine yorum yazılmış gibi görünüyor ve hep o baş karakterlerin kitapta resimleri falan var. kitap bu kadardı. Bence kitabı okumanızı tavsiye ederim çünkü biraz eski bir kitap olduğu için e, e, biraz unutulabiliyor çünkü bu. Çünkü bu kitaplar e, uzun süredir yok yani. Ben de tesadüf eseri görmüştüm. Bana arkadaşım vermişti bunu. Mutlaka okumalısın, beni etkiledi bak dedi. Genelde ben de e, insanların hep genelde bana tavsiye ettiği kitapları pek okumayı sevmiyorum. Çünkü genel olarak benim bir tarzım vardır ve ben o tarz üzerinden ilerlemeyi severim. Çünkü benim herkesle herkesin baktığı gibi kitaplara bakış açım olmadığı için genelde pek okumazdım ama bu kitabı okurken gerçekten çok büyük keyif aldım. Süreyya, Süreyya ve Zaken'in hikayesi beni yer yer duygulur, duygulandırırken yer yerde ım, Eğlendirdi diyebilirim. E, kitaba, e, kitap hakkındaki kötü olacak şeylere gelecek olursak, e, her ne kadar çok gerçekçi bir anlatım falan filan olsa da, e, e, bunu üzülerek söylemeliyim ki aslında e, bunu çoğu kitap yorum e, video e, yorumladığım kitaplarda olsa da e, bunu söylemeyi unutuyorum. Tüm yorumladığım bazı okuduğum kitaplarda ve size aktaracağım kitaplarda bazen de bu var. E, eminim siz de okuduktan sonra göreceksiniz ve bunun neden söylemediğimi e, düşünebilirsiniz. O yüzden unutuyorum bu kitabı okuy bakınca hatırladım. Ben her ne kadar e, kitaplar çok güzel olsa da e, kitapların içerisinde e, erotizmin bulunmasına karşıyım ve bu kitaptan bazı kısımlarında da var. Bu kit e, kitabı kötü kılan bir şey ve e, bunun neden yapıldığını bilmiyorum. ...hani neden aktarılıyor... ...hani tamam gerçekçi bir anlatım olabilir ama... ...insanlara bence bunun aktarılmaması... ...bunun es geçilseydi... ...hani eminim yoktur orası... ...o sahneler yoktur ama... ...eklenmiş olabilir bilmiyorum şimdi... ...bilmediğim bir şey hakkında konuşmak istemem... ...ben kitaplar hakkında... ...bunu e, istemiyorum yani... ...hani hoşuma gitmez pek... E, ...bir gün... E, ...bir gün yapacağım sohbet... E, ...videomda bundan bahsedeceğim zaten... Hani kitapların içerisindeki bulunan bir bulunan bu erotizm hakkında neden var niye yapılıyor yapılmasa daha mı iyi yapılmasının nedenleri ne yapılmasının sonuçları ne onlardan bahsetmek bahsedeceğim size ilerleyen zamanlarda ama bu konu hakkında biraz araştırma yapmam gerekiyor e, çünkü çok fazla kitap var bu konu hakkında İyi bir detaylı inceleme yaptıktan sonra e, sizlere e, kitapları e, İnceleyeceğim e, şey yapacağımı söylemeliyim e, Aktaracağımı Sohbet videomda size bu konu hakkında Güzelce bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum e, Umarım e, Şeyimden de keyif almışsınızdır e, kita e, Videomdan keyif almışsınızdır e, Video boyunca da burnumu falan kaşıdım ama Kusura bakmayın çünkü biraz gribim O yüzden e, sizlere iğrenç bir Görüntü sunduysam kusura bakmayın bu videoluk bu kadardı. Yorumlamamı istediğiniz kitap var kitap varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için de videomu paylaşırsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.